Herkese merhaba, ben Yekta Kök. Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Çizimin ve tasarımın yanında sinema, edebiyat ve mimari ile ilgileniyorum. Şimdi sizlere çalışmalarımı göstermek istiyorum. Çalışmalarımı üç ana başlık altında derledim. Kurum kimliği tasarımlarım, kitap tasarımlarım ve illüstrasyonlarım. İlk olarak kurum kimliği tasarımlarımla başlayacağım. İlk projem Zeitgeist adında bir grafik roman kültürünü tanıtan ve gelenlere bir deneyim vaat eden bir grafik roman evi tasarlamaktı. Logoyu kurgularken bakan kişiye bir resimli roman okuyormuş hissi yaratmak istedim. Bu deneyimi yaşatmak istedim ve bunun devamında modüler bir logo yarattım. Bu yine Zeitgeist'in Antepli grubu ve site tasarımı. Devamında yine mekan tasarımlarına geçtim. Burada da yine modüler sistemi kullanmaya devam ettim. Çanta tasarımlarım. Katalog tasarımı. Bu proje benim için bir kilometre taşı oldu. Bu sebeple projenin devamında kişisel olarak yine Zeitgeist adında bir yazı karakteri tasarımı yapmak istedim. Goblin adında bir masaüstü oyun konseptli kafe için yaptığım logo ve kimlik tasarımı. Bu logoda o masaüstü oyunlardaki zarlardaki o dağınık ve köşeli yapıyı vurguladım. Yine bu ürünlerdeki o modüler yapıyı kullandım. Goblin için yaptığım bir tişört tasarımı. Kitap tasarımlarım var şimdi. Kitap tasarımlarında ilki yine benim için önemli bir projeydi. Elif Ağacı ile yaptığım Delilikten Dönmek ve Deliye Dönmek adındaki kitap. Aslında kitabın teması deliliğin iki ucunu o mürekkebin kontrolsüz dağınık yapısıyla soyut bir anlatımla göstermek oldu. Kapak ve sırt tasarımları. Bu da kitabın içinde sevdiğim birkaç tane sayfa tasarımı. Metinleri ve hikayeyi ve çizimleri ben yaptım. Bauhaus ve fotoğrafi temalı Avantgarde isimli bir dergi hazırladım. Bu tasarımda konstrüktivist yapıyı o modern bir dille ele aldım ve böyle sunmaya çalıştım. Zaten o konstrüktivist yapıda ve Elzisk etkileri bayağı görünüyor dergide. Sevdiğim bir iç sayfa tasarımı. Son kısım illüstrasyonlarım. Burada bir sosyal afiş tüketim toplumunu eleştiren bir sosyal afiş serisi hazırladım. Normalin aksine biraz daha grafik bir dille ele almak istedim. Asus'un Metaverse konulu bir projesi için yaptığım karakter çalışması. Yine bu projeden bağımsız olarak ben bunu bir hikayeleştirdim ve kitaplaştırdım. Bu da iç sayfalar. Dune filmi için yaptığım bir illüstrasyon çalışması. Bunlar bağımsız portre çalışmalarım. Ya bilim kurguyu bayağı seviyorum. Bu yüzden Akira adında bir bilim kurgu özelinde çok kıymetli bir eser var. Onun için yaptığım seri afiş çalışmaları. Berserk serisi için yaptığım seri çizimler. Yine farklı bir illüstrasyon dilini denediğim bir çalışmam. Bir oyun projesinde kullanmak üzere yaptığım karakter çalışmaları. Maalesef hepsini koyamadım. Yine hazırladığım bir karakter çalışması. Daha sonrasında kendim denemek amacıyla bu karakteri farklı bir
illüstrasyon diliyle ele aldığım portresi. Biraz Lovecraft edebiyatından etkilenerek yaptığım aslında kozmik korku temalı çizimler. Mitolojideki o siren konseptini yine farklı bir illüstrasyon ve boyama stiliyle denediğim dijital çalışmam. Ve son olarak Blade Runner'ın 40. yılı için çizdiğim illüstrasyon çalışmam. O sondaki Roy karakterinin monoloğunu anlatan bir çalışmaydı. İletişim bilgilerim sağ alttaki gibidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selam. Ben Mira, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bulunduğum bölüm ve fakültenin öğrenci temsilci başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda gönüllü olarak Ahbap Ankara'ya ve Çayyul Semt Meclisi'nde medya ve içerik konusunda desteklerde bulunuyorum. 2013 yılından beri dönemsel olarak çeşitli fanzin, dergi ve bloglarda yazarlık ve çizerlik, filmler için storyboard tasarımları yaptım. 2015 yılından beri çizim ve tasarım alanında dönemsel olarak çeşitli işler üretiyorum. Yaklaşık 4,5 yıl reklam ajansları, matbaa ve yayın evlerinde çalışıp iş tecrübesi edindikten sonra şimdilerde Illustrator kullanıcı adıyla freelancer olarak çizim ve tasarım üretmeye devam ediyorum. Softik markasının kurumsal kimlik tasarımlarıyla başlıyoruz. Softik bir tişört markası olmasına rağmen spesifik olarak yazılım ve tasarım alanlarına dair ürünler üretiyor. Kurumsal kimlik tasarımlarında da ürün tasarımlarındaki gibi o gizemli havayı yansıtmak istedim. Kataloğunu ise ürünlerin dikkat çekiciliğini göstermek adına daha canlı bir renkle tamamladım. Web sitesini ürünlere olarak odaklı olarak sade tuttum. Dikkatleri ürüne yönelterek alışveriş kolaylığı sağlamasını amaçladım. Sosyal medya tasarımlarında da ürünün çekici yönünü öne çıkartmak adına sade bir tasarım tercih ettim. Bunlar da uygulanmış bir iş olan Nokta Hukuk ve Danışmanlık markası için yapmış olduğum logo ve kurumsal kimlik çalışmaları. Volt Fontaine markası için yaptığım vitamin su ambalajı ile devam ediyoruz şimdi de. Burada canlı su kavramından hareketle suyun moleküler yapısından yani altıgenden yola çıkarak tasarladığım bir logo ve çevresinde gelişen etiket tasarımları yer alıyor. Et çatalından T ve H harflerini oluşturduğum MasterChef logosu ve ürünlerinin tazeliğini yansıtması adına sanki oracıktaymış gibi doğal ortamlarını göstermek için tasarladığım bir ambalaj tasarımı. Şimdi de Chronotrop markası için yaptığım bir ambalaj tasarımını görüyorsunuz. Etiyopya ve Kolombiya'da üretilen kahveleri oraya özgü etnik renk ve desenlerine uygun olarak illüstre ettim. Ve bu kahve çekirdeklerini de ambalaj üzerine taşıdım. Bauhaus akımını detaylarıyla ele aldığım yazının bir dergide yayınlandığını farz ederek oluşturduğum bir dergi tasarımı bu da. 13 milyar ışık yılı uzunluğunda kuyruğa sahip Mire yıldızını betimleyen, sayfalarını çevirdikçe uzunluğundan pek de bir şey kaybetmeyen bir kitap çalışması. Cemal Süreyya'nın 810 Vapuru isimli şiir için yapmış olduğum tipografik kitap tasarımı. Kendimi illüstre edip Çanakkale'nin turistik bölgelerine konumlandırarak oraya özgü hikayeleri anlattığım bir gezi rehberi çalışması. Gelecekteki hedeflerim için bana ilham veren çalışmalarımdan biri olan bir grafik tasarım dergisi. Çiçek kokulu selpak mendil için yaptığım Bahar Tazeliği Verir sloganı ile ele aldığım bir basın ilanı tasarımı ve onun dijital platformları uyarlaması. Heinz Ketçap için yaptığım fotoğraf çalışmalarında bana ait olduğu Onsuz Olmaz temasına sahip basın ilanı tasarımı. Şimdi ise afiş tasarımlarına geldik. Biriktirme problemine biraz daha kavramsal olarak yaklaştığım bu seride sevgi, zaman ve bilgi birikimlerine dikkat çekmek istedim. Bunlar da ısınan hava küreye dikkat çekmek adına tasarladığım seri afişler. Bir şeyler unutmak konusunda oldukça
hasta olduğumu söylenebilir. Beynimin artık bana ihanet etmesi konusunu bir hayli dert edindiğim bir kavram var. O da ekranda gördüğünüz gibi Alzheimer. Bu da bana nasıl hissettirdiğini en basit şekilde anlatmayı hedeflediğim afişler. Pandemiyle birlikte pek çok şeye, yeni şeye alışmak zorunda kaldık. Sağlığımız için neredeyse her şeyi uzaktan ve evlerimize kapanarak yaptık. Bu da onu anlattığım afiş denemeleri. SMA hastalarının hayatlarına etkisi ve onların alıkoydukları fikri üzerine yaptığım bu afiş, uçurtma ipi hastalığın doğrudan işlevsiz bıraktığı omurilik kemiklerinden oluşuyor. Burada orman yangınları konusunda farkındalık amacı taşıyan ve bir şeyleri anlatmak için önce afiş çevirmek gerektiğini söyleyen etkileşimli bir tasarım. Yine Alzheimer'la takıntılı olduğum süreçte tasarladığım bir iş. GMK için yaptığım ve işin biraz daha eğlenceli kısmına değinmek istediğim herkes için tasarım temalı bir afiş denemesi. İçerisinde şenliğin, eğlencenin ve mutluluğun bolca bulunduğu bir konfeti topuna benzettiğim öğrenci panayırı için yapılan bir işim. Bu da yine uygulanmış bir iş. Sakarcada Mini hikayesi için yapmış olduğum hikaye kitabı illüstrasyonu. Bunlar da uygulamalı çalışmalarımdan olan albüm kapakları. Burada da şarkı içeriklerine göre hazırladığım illüstrasyonlara yer verdim. Bu Never Grow Up, Asla Büyüme adlı bir video çalışması. Bunu şuradan açacağım. Bu çalışmada büyümeyi klasik yılan oyunuyla imgelemiştim. Büyürken edinilen deneyimler sayesinde pek çok insan yaratıcılığını kaybederken asıl mühim olanın büyürken içindeki çocuğu korumak olduğunu vurgulamak istedim bu video ile birlikte. Bu şekilde bir video kurgusu. Şimdi devam ediyorum. Hala çekimleri devam eden Korkma adlı uzun metraj sinema filmi için yaptığım storyboard çizimleri. Film Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'na odaklanmış bir hikayeye sahip. Korku zihnimizin derinliklerinden çıkıp materyalist bir hal alsaydı nasıl görünürdü sorusundan yola çıkarak hazırladığım bu deste tasarımında literatürde tanımlanmış fobileri iskambil kartlarının kendi içindeki kas sistemine göre düzenledim. Sonunda da böyle bir deste tasarımı ortaya çıkarmış oldum. Çevir Yaşarsın bir ağaçlandırma projesidir. Proje sayesinde okunan her 1000 sayfa kitap için bir adet fidan diktik. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakırken okuma alışkanlıklarını da çevreci bir harekete dönüşmesini sağladık. Bu UI UX tasarımlarının tamamen bana ait olduğu bu proje, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması dijital kampanya kategorisinde de birincilik ödülüne layık görüldü. Logosunu tasarlayarak işe başladığım Coin Market projelerinden biri olan Unique Labs için hazırladığım UI çalışması, site şu anda hazırlanma aşamasında. Bir elektrikli bisiklet markası olan Ebis için yaptığım mobil aplikasyon tasarımı, pedalsız ve direksiyonsuz olarak tasarlanan ilk bisiklet imgesini akıllı telefonlarımızda bulunan açma kapama ikonuyla birleştirdim. Ve bu logoyu da online bisiklet kiralama uygulaması baş elemanı olarak belirlemiş oldum. Bunlar da 2015 yılından bugüne kadar yaptığım logo çalışmaları. Hepsini tek tek gösteremediğim için bir arada toplamak istedim. Sunumumu burada bitirirken son olarak da çeşitli portre illüstrasyonlarına yer vermek istedim. Bunlar da devamı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bana ulaşmak isterseniz Google'a illüstratör yazıp aratmanız bile yeterli. Bu uzun sunumu sabırla dinlediğiniz için de çokça teşekkür ederim. Herkese merhabalar, ben Berfi. 2016 yılında lise eğitimimi bitirdikten sonra 2017'de fakültemizde eğitim sürecime devam ettim. Bu yıl Şubat ayı itibariyle de Büyük Balık Reklam Ajansı'nda tam zamanlı Junior Art Direktör olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda 2019 yılında 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi Tipografi Etkinliği'ne katıldım. Okay Karadayılar mentorluğunda ilerledi süreç. 2012 yılında da MediaCat ve Meta Level Up projesine katıldım. Proje hala devam etmekte. Makara filmlerin farklı ışıklarda ve dokularda
nasıl yansıdıkları, nasıl göründükleri sorusuyla ilerlediğim 31. Ankara Uluslararası Film Festivali afiş yarışması çalışmalarım. Yine ders kapsamında aslında benim grafik sanatlar tarihinde en çok sevdiğim dönem olan Dada döneminin önde gelen isimleri Tristan Zara, Raoul Hausmann ve Hannah Hoey için düzenlenerek özel anma günlerinin Dada Salon Kabare'deki etkinlik afişlerini tasarladım. Aynı zamanda da hareketlendirdim. Geçen yıl 12.si düzenlenen ve örgütlenme özgürlüğünü konu alan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Belgesel Film Günleri afiş yarışmasında etkinlik içi sergi ödülü alan afiş çalışmam. Pet Smith'e büyük bir hayranlığım vardır. Müziğini de çok severim, kişiliğini de çok severim. Aslında bu hayranlık sonucu oluşmuş bir afiş çalışması bu. Aynı zamanda kendisinin de yorumladığı ve Stevie Wonder'ın sözünün sahibi olduğu Pastime Paradise şarkısının hem küçük bir hikayesi hem de yazıldığı süreçten bu zamana kadar dönüşümünü anlatan küçük bir kitapçık tasarımı yaptım. Daha sonrasında da aslında bizim eğitim sürecimiz tam okula adapte olmuşken bir anda yarıda kesildi karantina dolayısıyla. Ve karantinadan okula dönüşümüz de çok enerjik oldu ve elimizde kalanlarla bir şeyler yapalım istedik, bir şeyler sunalım, bir şeyler toparlayalım dedik. Ve aslında online süreçte geçirdiğimiz en zor dersin baskı dersi olduğunu fark ettik ve elimizde kalan yarım işleri sergilemeye karar verdik. Burada da görmüş olduğunuz manifesto ve afiş tasarımı Ayça Uygungöz arkadaşımla beraber yaptım. Aynı zamanda Yaren Yıldız arkadaşımla da sosyal medyasıyla ilerledik. Daha sonrasında Dilek Erdoğan Aydın hocamızın da önderliğinde Yekta Kök, Yağmur Ateş, Yaren Yıldız, Ali Araçetin, Ayça Uygungöz, Gayet Ercanlı, Öznur İlter, Müzeyyen Yıldız, Deniz Hurma, Utku Kabadayı ve benim oluşturduğum ekiple sergiyi kurduk ve biz kurarken çok eğlendik. Çok güzel bir süreç oldu bizim için. Daha sonrasında Haydi Konuşalım projesinden bahsetmek istiyorum size. Aslında bu projede hedef kitlem orta ergen yaş grubuydu ve projenin özeti ergenlik 101 sürecini anlatan bir projeydi. Bu da onun kitap tasarımı, Bana Neler Oluyor kitabı tasarımı. Bu da iç sayfalarının tasarımı. Daha sonrasında etkinlik içi mekan yönlendirmesi çalışması. Söyleşinin statik ve hareketli afiş çalışması. LED çalışması, LED billboard. Ve aynı zamanda yan ürünler olarak da isimlik ve pinler yer almaktı projede. Daha sonrasında bir diğer projemde üst ve alt kimlik çalışmasını yaptığım bir bira markası. Bira markası deyince de benim aklıma babamın zamanında kendi kendine oluşturduğu alkol şişelerinden oluşan bir koleksiyon geliyor ve çocukken çok dikkatimi çekerdi. Çok renkli ve çok değişik cam şişelerde ve etiketleri vardı. Ve dedim bir bira markası yapıyorsam eğer müşteri kitlesi olarak onu alabilirim ve adını da zaten Ali koydum. Daha sonrasında kendisinden iki tane kavram istedim. Biri İzmir ve biri de mektup oldu. Bu şekilde eğlenceli bir süreç geçirdik aslında. Ders kapsamında aynı zamanda da kendisinden dönütler alarak oluşturdum. Yan ürünler olarak da bardak altlığı ve önlük çalışmaları yaptım. Şubat ayı itibariyle Büyük Balık Reklam Ajansı'nda çalışmaya başladım. Kreatif direktörlüğünü Engin Kafadar ve Murat Yaylagül'ün yaptığı, Paribu'nun sponsorluğunu üstlendiği X Media Art Museum'un açılışının duyurulduğu outdoor çalışmasının art direktörlüğünü üstlendim. Bu dikey çalışması ve yatay olarak da ilerledik. Son olarak da bu yılki GMK portfolyo günlerinin statik ve hareketli afiş çalışmalarını yaptım. Burada da aslında parmakla gösterilecek kadar iyi işlerin sergileneceği etkinlikte bu konsepte ilerleyerek aslında en çok kullandığımız işaret jestini kullandım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ekranda görmüş olduğunuz adreslerden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
Merhabalar, ben Gayet Ercanlı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 2018 yılında bu bölüme giriş yaptım. 2020 yılından itibaren ise animasyon bölümünde yan dal yapmaya başladım. Bu süreçte kendime deneyimler ve çeşitli yetkinlikler kazandırmaya çalıştım. İlk projem Anadolu İllüstrasyon Haftası. Anadolu İllüstrasyon Haftası, Anadolu Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü için hazırlanmış olan bir proje. Bu projede bu şekilde bir outline logo tasarımı gerçekleştirdim. Bu logo tasarımında gelecek olan konukların illüstrasyon dillerinin aktarılması için yapılmış bir logo tasarımı. Aynı zamanda afiş tasarımlarını da gerçekleştirdim. İllüstrasyon kelimesini bir illüstrasyona dönüştürmeyi hedefledim. Konferans afişleri, çalıştay afişleri. Etkinlikte kullanılacak ürünleri tasarladım. 7. Anadolu Bahar Buluşmaları, bu sene gerçekleşecek olan Anadolu Bahar Buluşmalarının tasarım ekibindeydim. Ben bu tasarım ekibinde hem ana tasarımı gerçekleştirmeye çalıştım hem de konukların hareketli post tasarımlarını ben yaptım. Farklı yerlerde olsak da bir bütünü oluşturuyoruz mottosuyla çıktığımız bu tasarımda bahar renklerini kullanmaya çalıştık. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız QR kodu okutarak sayfamızı gezebilirsiniz. Renklerin tümü Türkiye'de LGBT her geçen sene daha çok kabul edilen bir olay olsa da Türkiye'nin geleneksel bir bakış açısı olduğu için daha gerici bir düşünce yapısındadır. Bu yüzden Türk halkını bilinçlendirmek amaçlı bu projeyi gerçekleştirdim. Renklerin tümü kitabında o topluluğu temsil etmiş bayrağı bir sayfa haline getirerek hem halkı bilinçlendiriyorum hem de gerçekten o topluluğu göstermiş oluyorum. Aynı zamanda sloganlarıma da yer veriyorum. Bu sloganlar daha sonrasında pankart olacak. Ve daha sonrasında gelen illüstrasyonlarımı da bu renk paletinden alıyorum. Bu etkinliği, bu kitabı İstanbul Onur Yürüyüşü ile birleştirmeyi hedefledim. 2023 yılında yapılacak olan 31. İstanbul Onur Yürüyüşü ile daha çok duyulacağını düşünüyorum bu kitabın. Devlet tiyatroları her oyun farklı bir biçime, farklı bir duyguyu yansıtır. Biz de bu oyunların birbirinden farklı olduğunu anlatmak amaçlı interaktif bir logo tasarımı yaptık. Solda gözüken grid sistemi her oyunda değişmektedir. Hamlet için tasarladığım afiş tasarımı, web tasarımı, bilet tasarımları. Bundan sonra sosyal afişlerime değineceğim. Bu sene büyük bir yıkıma neden olan Ukrayna Savaşı'nı bu şekilde ele aldım. Afişi tasarlarken Rusya Büyükelçiliği'nin yakın bir konumuna koyarak da hem insanların dikkatini çekmeye çalıştım hem de bu tasarımla beraber yeter artık bir savaşa demek istedim. Buzulların erimesinin en büyük sebebi fabrikalar. Ben de buna dikkat çekmek amaçlı bir fabrikanın karşısına You'll Be Crushed Under My Screen adlı afiş tasarımımı yerleştirdim. Mine Söğüt'ün Kendimi Neden Bu Şekilde Öldürdüm adlı hikayesini ele aldığımız bu kitap tasarımda arkadaşım Öznur İlter ile tasarladık. Şehirden boğucu ve boğucu bir şekilde duyguyu yansıtan fotoğraflar çektik. Çünkü deliren kadınların anlatıldığı bu hikayede onların duygularını yansıtmaya çalıştık.
Son olarak tipografik çalışmalarım olan Dava Franz Kafka'nın Dava ve Stephen Zweig'in Korku adlı kitap kapağının tasarımlarını gerçekleştirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim altta görüldüğü gibi. Ben Lale. Bu sene Anadolu Üniversitesi grafik bölümünden mezun oluyorum. 2018 yılından itibaren freelance ve bazı firmalarla çalışmaya başladım. Bugün sizlere portfolyomu sunacağım. İlk olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü için tasarlamış olduğum logo ve kurumsal kimlik tasarımını göstereceğim. Kurumun baş harflerinden yararlanarak bir logo oluşturdum. Daha sonrasında güzel sanatları yansıtacak olduğunu düşündüğüm dinamik bir sarı rengi ön plana çıkararak kurum kimliği tasarladım. Japon kültürünün öne çıkan etkinliklerinden biri olan Miyako Odari, yani geleneksel geisha dans gösterisi için afişler tasarladım. Afişlerde kullandığım illüstrasyonlarda Asya kültüründe önemli yeri olan figürler kullanmaya özen gösterdim. Bu proje için seri afiş olarak farklı renklerde ve temalarda 3 afiş tasarladım. 26. İstanbul Tiyatro Festivali için seri afiş ve etkinliğe özel bir kurum kimliği oluşturdum. Farklı sahneleri simgeleyen 3 boyutlu harfler ve birbirinden çok farklı duyguları hitap eden oyunları anlatan zıt ve canlı renkler kullandım. Daha sonrasında oluşturmuş olduğum renk ve tasarımlardan yola çıkarak etkinlikte görev alan kişiler için personel eşyaları tasarladım. Aynı zamanda tiyatro festivalini ikinci bir kez ele alarak bu sefer sadece beyaz rengin ön plana çıktığı tasarımlar oluşturdum. Bir sos markası olan Değirmen için acı sos ve sarımsak sos ambalajı ve aynı marka için kurumsal kimlik tasarımı yaptım. Sade ama keskin illüstrasyonlar kullanarak ürünün güçlü bir tada sahip olduğunu ön plana çıkardım. Daha sonrasında bu markanın küçük bir mağazasında kullanılacak olan alışveriş çantalarını tasarladım ve logonun mağazada kullanımını koydum. Made in Nature markasının bal ve polen ürünleri için ambalaj tasarımları yaptım. Doğallığı ön planda tutan tasarımlarda aynı zamanda ürünlerin saflığını da anlatmak istedim. Daha sonrasında Made in Nature mağazasında kullanılacak alışveriş çantası ve yine mağaza için logo giydirme çalışması yaptım. Minimalizmi ve minimalizm felsefesini anlatan bir kitap projesi tasarladım. Okuyucu hazırlamış olduğum kitabın içerisinde hem minimalizm felsefesini daha iyi kavrayacak hem de adım adım yol gösterici bir kılavuz olarak kullanabilecek. Gittikçe sadeleşen bir oda illüstrasyonunun yer aldığı kitabımda okuyucu öğrendiklerinin temsili olarak uygulanmasına tanık oluyor ve böylece interaktif bir okuma deneyimi yaşamış oluyor. Bu şekilde illüstrasyonu detaylı halinde görebilirsiniz. Daha sonrasında Osmanlı zamanında yaşamış olan deliler taburunu anlatan bir kitap tasarımı yaptım. Kaderde ne varsa o gelir başa mottosuyla yaşayan deliler, Osmanlı minyatür sanatı ve dönemin kitap işlemeleriyle ele aldım. Ve kişisel illüstrasyonlarımı burada görebilirsiniz. Farklı kültürlere dikkat çekici renklerle yansıtmaya çalıştım. Benimle iletişime geçmek için ekrandaki adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Melis. Lise eğitimimi Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladım. Şu an Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Dijital sanat, oyun tasarımı, illüstrasyon, fotoğrafçılık gibi imgesel yani ağırlıklı alanlara fazlasıyla ilgim var. İlk projem çok keyif alarak hazırladığım Human Legacy adında bir oyun tasarımı projesi. Oyun, ortaçağ fantastik dünyası ile bilim kurgunun harmanlandığı bir konsepte sahip bir macera alanı. Oyun ortaçağ konsepte karar verdikten sonra posterde gördüğünüz karakterleri üçlü ortamda kendim tasarlayıp oluşturdum. Daha sonra bu görselleri poster ve billboardlar gibi oyunların çeşitli tanıtım parçalarında kullandım.
Oyunun atmosferini daha iyi tanıtabilmek adına yine 3D ortamda oyun içi sahne tasarımları ve çevre konseptleri hazırladım. Billboard tasarımıydı. YouTube ve bir oyun platformu için hazırladığım arayüz tasarımları. Web tasarımı. Mansiyon kazandığım dijital izin temalı illüstrasyon çalışma. Burada foto manipülasyon çalışmalarım var. Ve bir diğer projem Gaia. Gaia, 50. Cuma dijital sanat müzesinde sergilenen ve ilhamını doğadan alan bir hareket dijital sanat koleksiyonu. Posterlerde gördüğünüz koleksiyon parçaları. Bu parçaları 3D ortamda kendim tasarlayıp oluşturdum. Ve bu görselleri kullanarak hem müzeyi hem de koleksiyonu tanıtacak poster ve billboardlar hazırladım. Ve Elysium. Elysium dijital sanatı destekleyen ve içinde çeşitli koleksiyonların sergilendiği bir sanal müze. Merak edenler için kelime anlamı cennete ait gibi ferah güzel yer demek. Müzede sergilenen koleksiyondan faydalanarak müze için bir kurum kimliği çalışması yaptım. Koleksiyon parçalarını farklı açılardan bakarak malzemelerini çoğalttım ve çeşitli kurum kimlik parçaları oluşturdum. Burası için yaptığım basın ilanı. Denizlerdeki hayalet dağlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığım sosyal poster serisi. Bu projede çeşitli teknoloji ve yapay zekaların tanıtıldığı bir fuar için görselleri bana ait olan bir poster serisi hazırladım. Paintist Playboy markası için illüstratif bir dilde çözdüğüm ambalaj tasarımları. ...2022 kış olimpiyatları için 4 parçalık bir piktogram serisi hazırladım. Ve projeyi biraz daha genişleterek çeşitli kurum kimlik parçaları oluşturdum. Ve son olarak Robert Lubel adlı sanatçının Odun Pazarı Modern Müze'de sergilendiği varsayılan Belirsizliğin Arasında adlı sergisi için hazırladığım motion grafik var. Tamamdır. Tekrar merhaba. Ben Nurcan Kurt, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğrencilerindenim. Genellikle portfolyomda illüstrasyon çalışmalarım var. Grafiğin bu kısmından devam etmek istedim ben. Bu Kırklı Türk Kahveleri için çalıştığım bir ambalaj tasarımı. Bu Damla Sakızlısı. Bu ve bundan sonraki bazı çalışmalar özgün illüstrasyonlarımı içeriyor. Bu ve bundan sonraki bazı çalışmalarda da yine ünlü eserleri kendi illüstratif dilimde tekrar resmetmeye çalıştım. Patates Toplayanlar, Son Akşam Yemeği, Süt Boşaltan Kadın,
Burada da yine bazı işte ünlü eserlerin eskiz halindeki illüstrasyonlarım. Bu ve bundan sonraki bazı çalışmalarımda çocuk kitapları için illüstrasyonlar resmettim. Zaten şu anda da bir yayın evinde illüstratör olarak çalışıyorum. Burada da yine bir masal için çalışmış olduğum sayfa tasarımı var. Burada yine aynı sayfa tasarımını farklı bir illüstrasyonla denedim. Metamorfoz serisinden çalışma. Bu ve bundan sonraki bazı çalışmalarımda dijitali kullandım. Dijital olarak illüstrasyon resmettim. Burada da bir arkadaşımla ortak çalıştık. Karakter tasarımını ben, arka planı kendisi yaptı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İletişim bilgilerim sayfada göründüğü gibi. Öncelikle merhabalar. İsmim Işıl Yüksekbaş. Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 4. yıl öğrencisiyim. Çizime olan ilgim anime ve video oyunlarıyla başlamış olup günümüzde de etkilerini üstümde görmeye devam etmekteyim. Tasarım gerektirdiğince yeni programlar öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye de niyetliyim. İlk olarak baştan sona her şeyini tasarladığım ve tasarlamaya devam ettiğim Hedgehog Mobile Oyun projemden bahsetmek istiyorum. Projemize başlarken herkesin bildiği satrancı alarak buna nasıl farklı bir bakış açısı getirebiliriz diye hayal ettik. Ve bulduğumuz sonuç şuydu. Bütün bir satranç takımı yerine tek bir piyonumuz olsa ve bu piyon diğer bütün taşlara dönüşebilseydi. Ben de bu doğrultuda bir ana karakter tasarlamaya başladım. Çözmem gereken en büyük sorun bu karakterin nasıl dönüşeceğiydi. Ben de bunu küçük bir şapka esprisi yaparak çözebileceğimi düşündüm. Ve üç boyutlu modellemelere geçtik. Oyunumuzun arayüzünü ve bir de reklamını tasarlamış oldum. Hala üstünde çalışmaya devam etmekteyiz hayata getirmek için. Bir başka oyun projem olan Odd Shelter'dan bahsetmem gerekirse 2 ila 4 kişi arasında oynanabilen stratejik bir kart oyunudur. Oyundaki amacınız yardıma ihtiyacı olan canavarları toplayarak onları sahip olduğunuz topraklara yerleştirip komşularınızdan yani diğer oyunculardan daha fazla puan kazanmaya çalışmaktır. Totalde 10 farklı ırk ve 80 farklı illüstrasyon içeren serimden birkaç örnek koymak istedim. Kahvenin kokusu ve tadıyla bize hatırlattığı anları ve hisleri fotomanipülasyon yöntemiyle görselleştirmeye çalıştım. Bir basın ilanı serim. Aynı şekilde jilet damak için yarattığım esprisel bir basın ilanı. 2020 yılının üstümüze bıraktığı ağır izlerin ardından 2020 ile vedalaşmak için tasarladığım bir poster çalışmam. Kendi illüstrasyon tarzımı göstermek ve yeni bir program öğrenmek için tasarladığım hareketli afişler. Hareketlerini de şöyle göstereyim. Özel bir program kullandım bunları yaparken, Live2D isimli. Bütün her şeyi katmanlara ayırıp görünen ve görünmeyen her şeyi çizmeniz isteniyor bu programı kullanabilmek için. Ardından Genshin Impact adlı oyunda Mondstadt şehri için yaptığım bir gezi rehberim var. Oyunun başından beri bize rehberlik eden Paimon karakterini sanki bize şehri gezdiriyormuşçasına hikayeme dahil ettim. Painted Spray boya markası için fotoğraflardan bulduğum dokularla daha soyutsal bir açıdan yaklaştığım ambalaj çalışmam. Oyunlarını severek oynadığım Supergiant Games için kurumsal kimliklerini tekrardan ele aldım. Daha cana yakın
ve insanların çalışmak isteyebileceği bir ortam yaratmak istedim. Son olarak Ars Electronica projemle bitirmek istiyorum sunumumu. Ars Electronica Festivali'nin 2022 yılı COVID sonrası bir konsept belirlememiz, bunun üzerine web site yaratmamız istenmişti. Benim seçtiğim konsept ise can sıkıntısı ve bu can sıkıntısından nasıl kurtuluruz oldu. Hani bilirsiniz böyle balonlu naylonlar vardır, saatlerce patlatırız. İşte ben de bunları bütün siteye kapladım ve insanların bu balonları patlattıkça bilgilere erişebileceklerini ve saatlerce sitede takılabileceklerini hayal ettim. Benim sunumum da bu kadardı. Zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İletişim bilgilerim aşağıdaki gibidir.